Buraya geldim. Kızımla gelinimi. Kızımın evi yıkıldı gitti. Yalnız kendi kaldı. Kocasıyla beraber. Öğrendiğim şu kadar 20 kişi. Daha çıkarıyorlar. Sıkıldı. Evimiz kalmadı. Ne yapıyordu? Böyle. Geçmiş olsun. İşte depremden, enkazdan kurtulduk. Buraya geldik. Var olsun devletimiz yani. Her şeyimizi karşılıyor bizim. Hem inanır mısın anlatılacak gibi değildi yani. Böyle evimizi kaldırdılar kaldırdı indi. Kaldı indi. Zor kurtulduk. İkinci depremde tamamen çöktü binamız yerimiz. 3-4 tane de cenaze vardı evimizin altında. 3 gün sonra onlar da çıkarıldı. Tamam. Amcam çocukları var. Kaynanam öldü. Ondan sonra teyzem çocukları öldü. Yani ölümümüz çok. Cenazemiz çok. Olsun doktorlarımız geldi, ekipler geldi. Kronik hastası olduğumuz için ilaçlarımızı, ondan sonra ayağımızda yara oldu, kremlerimizi yazdılar yani. Her türlü ihtiyacımız karşılanmıyor. Gece saat 3.30'da kalktım. Tuvalete çıktım, abdestimi aldım. Teheccüd namazı kıldım. Geçmiş namaz kıldım. Ondan sonra oturdum, Kur'an okuyorum. He, 4:20 geçti deprem başladı. Böyle oturduk artık şehadet kelimesi getirdik. Epey devam etti. Devam ettikten sonra tabii artık durdu. Bir dakika, 1,5 dakika kadar devam etti deprem. Ondan sonra dışarıya çıktık. Habinecer Camisi'nin karşısında kardeşim oturuyordu. O bina çöktü. Kardeşim ve gelini dün çıkarttılar cenazelerini. Oğlu daha önce çıktı. Hanımı yaralı, 2 tane torunu var yaralı. Şimdi buradayız. Allah devletimizi, milletimizi eksik etmesin. Erdemli'de yaşıyoruz. Bakım o biçim süper. Bir sıkıntımız yok şimdilik. Artık sonumuzu hayır ile yaşa Rabbim.